Heidelberg, Almanya merkezinin çok geniş ebattan çekildiğini açıkladı ve Primefire, yani büyük ebat inkjet karton ambalaj baskı makinenizin üretiminden durdurulduğunu açıkladı. Bu konuyla ilgili sizin yorumunuzu merak ediyoruz. Çok geniş ebattan çekilmeniz Türkiye hasebiyle baktığımızda malum rakibinize pazarı bırakmak gibi geliyor. Çünkü önemli satışlarınızın büyük kısmı çok geniş ebatta ve ambalaj sektörüne gibi görünüyordu. Bu konuyu bir değerlendirir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle bu her iki alana da hitap eden pazarın nispeten küçük olması ve daha fazla büyümemesine rağmen ilgili pazar yatırım maliyetlerine son derece hassas ve duyarlı hale geldi. Heidelberg'in büyük ebat makinesi bizim over engineering dediğimiz yüksek teknolojili, yüksek mühendislikli makineydi. Şöyle örneklemem gerekirse, Heidelberg'in büyük ebat makinesi en yakın rakibinin %60 daha fazla ağırlığına sahip. Her bir ünitenin ağırlığı 21 ton, en yakın rakibinin ağırlığı 13 ton. Üretim maliyetleri açısından baktığınızda %60 daha büyük ham madde kullanarak bir makine ortaya koymuşsunuz. Dünyanın tartışması kabul ettiği en yüksek teknolojili, en verimli makine yapmışsınız. Ve makinenin bunun yanı sıra makinenin en kısa çıkış ünitesi rakibinin, en yakın rakibinin en uzun çıkış ünitesinden daha uzun. Makine yüksek teknolojili makine ama bunu ben üreye vermiş olduğu output olarak işler işe geçiş süreleri, işler işe geçişte hazırlık süreleri, makinenin duruş zamanları, makinenin performansı ile ilgili olarak açık ara rakiplerinin üzerinde bir performans sergileyen makine. Ancak o büyük ebat makinenin yatırım maliyeti yüksek olunca müşterinizle karşı karşıya oturuyorsunuz. Zaten çok dar bir alana, segmente hitap ediyorsunuz. Geldiğinizde ilk yatırım maliyetini müşteri ödemek istemiyor. Ve ben bizzat son zamanda böyle bir projenin içine dahil oldum. Müşterimiz her iki makineyi de çok iyi biliyor. Ve bir makinenin üretim output'u, Heidelberg'in çıkartmış olduğu sonuç, diğer makinenin yıl içinde iki katından fazla. Ama buna rağmen Heidelberg'in makinesine iki kat para ödemiyor. %20 fiyat farkını dahi ödemiyor. Çünkü makine diyor ki ben ilk cebimden çıkan para neyse ona bakarım diyor. İlk cebinden çıkan paraya baktığınız zaman Heidelberg her iki üniteden bir tanesini ücretsiz satma noktasına gelmiş durumda. Ve bunlara o kadar büyük Ar-Ge yatırımı var ki bu makinenin arkasında, büyük ebattan bahsetmem gerekirse. Ve sonuç olarak bir araştırma yaptığımızda karton ambalajda, internetten baskı dediğimiz web to print alanında üretilen işlerin en büyük kısmı 70 düz formatında gerçekleştiriliyor. Halen de bu formatta CD, CX, SX ve XL106 dediğimiz amiral gemimiz tarafından yönetiliyor bu sektör. Ve 70-100 sınıfındaki kullanım kolaylığı, otomasyon ve verimlilik artışında yeni bir boyut belirleyen yeni Drupal 2020 nesli ön plana çıkacak. Ve bu noktada artık kaynaklarımızı daha iyi, daha doğru alana yönlendirmek fırsatı yakalamış olacağız. Zarar eden bölümleri elimine edeceğiz. Ve daha karlı, daha güçlü bir şekilde müşterimize doğru formatta, doğru formasyonda ürünler sunmaya çalışacağız. Özetle 6B ve 7B formatlarıyla ilgili, gelecekle ilgili olumlu beklentiler görmüyor halde. Primefire alanında, ama bu noktada müşterimize de bir şey söylemek istiyorum. Halen dünyada VRF makine kullanıcısı binlerce kullanıcı var. Heidelberg şu anda eski 15 yılı aşkın süredir üretimde olmayan makinelere bile yedek parça ve servis hizmeti vermeye devam ediyor. Biz gerek yasal sorumluluğumuzu gereği, gerekse müşterimizin olan açıklıklarımızdan dolayı, dürüstlüğümüzden dolayı, tutarlılığımızdan dolayı biz bu makinelere kullanım süresi boyunca yedek parça ve servis hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu 10 yıldan daha fazla sürecek diye bekliyoruz. Primefire başlangıçta global olarak beklentilerimiz çok büyük olduğu bir alandı. Sadece Ar-Ge departmanında Primefire'ın 250 kişi çalışıyordu. Ve çok ciddi miktarı yatırım yapıldı ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleşti ve sonunda çok yüksek verimli, çok yüksek kalitede üretim gerçekleştiren bir oyun ortaya çıktı. Kaldı ki en son geçtiğimiz yıl Almanya'ya biz noktada bütün ambalajlara bir tur düzenledik. Ve çok büyük pozitif geri dönüşler aldık bu turda Primefire'ın demolarında. İnanılmaz güzel sonuçlar elde ediyorsunuz ama yine de baktığınızda pazar dar,
üretim maliyetleri çok yüksek, yaptığınız Ar-Ge yatırımı çok yüksek ve karşılığını alamıyorsunuz. Zarar eden bölümler diğer bölümlerde de büyümenize engel oluyor. Bu yüzden de müşteri kaybetmek ve belli pazardan çıkmak rakiplerimiz için de kalıcı bir risktir. Bunun yanında müşterimize biz açık ve adil olmak davranmak bizim için çok daha önemli. Bu veriler ışığında müşterimizin potansiyelini tam olarak ortaya çıkaramayacak bir portföy kullanmalarında kesinlikle bir anlam olmayacağına inanıyoruz. Durum bu. Haydarberk, Türkiye'nin son 2 ya da 3 sene içerisinde ya da son 1 sene içerisinde hangi rakam aklınızda varsa sattığı B1 ve üstü makinalar için konuşuyorum. Ne kadarı 70 yüzlü ve ne kadarı 70 yüzden daha büyük geniş ebatlar? Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Ağırlık biz 70 yüz satıyoruz. Sadece bizim sattığımız son 2 yılda her yıl, yani son 2 yılda her yılda bir tane büyük ebat makine sattık. Yani geçen yıl 7 ünite büyük ebat makine sattık. Toplamda 100'ün üzerinde makine sattığımızı düşünün. 110 ünite sattık. Bunun sadece 7 ünitesi büyük ebattı. %5 yani takribi geçen senin için konuşuyorsun. Yani. Evet, çok büyük bir pazar payı değilmiş. Yani evet. Pazar değilmiş en azından. Evet. Peki, harika. Abonelik sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'de sentez ambalajla başarılı bir abonelik sistemi modeli oturttunuz, devam ettirdiniz. İlklerden bir tanesiydi. Fakat Avrupa'dan bununla ilgili yeni haberler gelmeye başlıyor. Abonelik sistemine, modeline tabi olan yeni matbaalar duymaya başlıyoruz. Hı hı. Bu konu çok zor, komplike bir konu. Her matbaayla böyle bir şey yapılması mümkün değil. Bunu daha belki röportajlarınızda söylemiştiniz, evet, ama bir ikinci ya da üçüncü proje bekleyen, şu anda gelişilen, üzerinde konuşulan Türkiye için var mı abonelik modeliyle? Tabii ki şu anda devam eden projelerimiz var. İsmini zikretmek doğru olmaz. Ama bir abonelik projesi çok uzun soluklu bir proje. Yani bir projenin içinin tarafların bir araya gelmesi, dataların ortaya konması, tamamen terzi usulü bir sistem bu çalışıyor. Yani siz bu abonelik projenin başlangıcı ve sonucu bitmesi bir yılı geçebiliyor. Her şey tam, bunun sebebi şu, her şeyi tam olarak ölçüp hesaplayacaksınız. Müşterinize en uygun, yani terzi usulüne uygun bir şekilde. İşin içinde sadece ekipman yok, sarf malzeme var, iş akış sistemi, bir yazılım var ve çok önemli bir yazılım. İşin belli bir noktaya taşıyan bu bizim vermiş olduğumuz yazılım. Yedek parça var, sarf servis var ve bizim danışmanlık hizmetlerimiz var. Bu Prinec'le birlikte ortada bir de offset baskı makinesi var. Bu offset baskı makinesinin bir de finansman ayağı var. Bunun tümünü müşterimizin aylık ve yıllık üretim miktarlarını alıyoruz. Üretici işleri, basacağı malzemeleri, ebatları ve türlerini, üretim ortamını, fiziki şartlarını değerlendiriyoruz. Finansal durumunu inceliyoruz. İhracatı var mı? Yurt dışında ihracat yapıyor mu? Büyüme potansiyeli olan müşterimiz mi? Bütün bu bileşenleri bir araya getirdikten sonra ortaya bir taahhüt ortaya koyuyoruz. Müşterimizle biz de diyoruz ki sen bir taahhüt vereceksin ve tabaka başına bir ücret ödeyeceksin. Bunların hepsi bir süreç. Ciddi bir çalışma gerektiriyor. Tabii ki bu pandemi döneminde de bizim bu süreçleri yürütmemiz biraz aksadı. Yani müşterimizle bir araya girip yüzle bunları müzakere etmemiz ve incelememiz tabii ki duraksadı. Ama bu mali yıl içinde bir tane mutlaka bir proje yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Şu anda 3 tane müşteriyle görüşüyoruz. Üçünden bir tanesini mutlaka ciddiye aldım. Değerlendirdiğim 3 müşterinin birini yapmak istiyoruz. Sentez ambalajdaki modelde şu vardı. Sentez ambalajın 2 tane 70-100, 2 tane büyük ebat makinesini, ikişer makineyi çıkarıp bu makineleri birer makineyle replace ettik. Bu replace ettiğimiz tek bir makine her iki makinenin üretimini yapmakla birlikte daha fazlasını yapabilir hale geldi. Yani biz diyoruz ki şu anda bu makinelerin performanslarını ortaya çıkarttık. Verdiğimiz danışmanlıkla, verdiğimiz doğru ürün ve doğru bileşenle. Ve dedik ki bu makine daha önceki iki makinenden daha fazla üretim potansiyeli ortaya çıkarttı. Sen iş getir, biz bu makineye verdiğimiz taahhüdün üzerine çıkalım. Ortaya koyduğumuz taahhüt, atıyorum bir baskı makinesi yılda 40 milyonsa biz 50 milyon yapalım. Şu anda iki makinenin bastığı işi kalmadık, bırakmadık, daha fazlasını ortaya çıkarttık. İşten işe geçiş sürelerindeki hazırlık sürelerinde de %25 gibi bir alan ortaya çıkarttık. Evet. Şimdi size şöyle söyleyeyim, bu önemli bir şey. Bizim hep bu sunumlarımıza size bahsettiğimiz
Overall Equipment Effectiveness dediğimiz bir tane bir kavram var. Bu esasında evet. Dünyada tüm üretim şirketlerinde kullanılan bir kavram. İlk sektöre, matbaa ve ambalaj sektörüne bu kavramı Heidelberg ortaya getirdi. Dedi ki Overall Equipment Effectiveness kavramı önemli bir kavram. Çünkü biz 13 bin tane makineye toplam ekipman etkinliği diyoruz Türkçesinde buna. Toplam ekipman etkinliğine baktığınızda biz dünyada 13 bin tane makineden anlık olarak üretim verilerini alıyoruz ve bulutta bu dataları toplayıp analiz ediyoruz. Data bizim için çok önemli. Evet. Ve bu dataların ışığında, topladığımız veriler ışığında en doğru bileşeni müşterimize sunmak durumundayız. Ve bakıyoruz ki elindeki makinenin toplam ekipman verimliliği ortalama dünyada %25. Şu anda en ortaya çıkıyor işte makineyle ilgili yazılımlar ortaya çıkıyor. İşte bundan push to stop diyoruz. Bundan Prenect diyoruz. Prenect Production Manager diyoruz. Bu makinenin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak adına bunu söylüyoruz. Bizim şu anda en çok üzerine durduğumuz konulardan birisi Prenect Production Manager yazılım. Bu makinenin yazılımlarla bu makinenin toplam ekipman etkinliğinin %27'si proses ve insana dayalı kayıplar. Bu proses ve insana dayalı kayıpları ortadan kaldırmanın yolu da daha çok teknolojiye ve yazılıma yatırım yapmak. Teknoloji ve yazılım yatırım yaptığınız zaman o zaman siz gücü elinize alıyorsunuz, insana bağımlı hale gelmiyorsunuz ve makinenizin potansiyelini ortaya çıkarıyorsunuz. Evet. Yeni hedefi Heidelberg'in 2020 durupasında da bu. Peki. Bu tabii abonelik modelinin büyük ayağı. En büyük ayağı, evet. Abonelik modelindeki en büyük ayak bu. Bir de sizin geliştirdiğiniz, daha önceki röportajlarınızda anlattığınız model var. Bunun CTP ile ilgili değil de dijital baskı, VersaFire ile ilgili olan kısmından biraz bahsetmenizi istiyorum. Çünkü ticari matbaacılığın şu an içinde bulunduğu duruma bakılırsa en çok yatırım yapılacak alan buymuş gibi görünüyor. Ne diyorsunuz dijital baskı alanı için, VersaFire'ler için? Dijital baskı VersaFire makinelerimizde doğrudan finansman yöntemiyle kendimiz finanse ettik bugüne kadar makinelerimizi. Bu konuda da yine desteğimiz, çalışmalarımız devam edecek. Buna devam ediyoruz. Bu makinelerde de Prenect kendi production manager, kendi yazılımımızı kullanıyoruz. Kendi dijital front end'imiz var, kendi yazılımımız var. Bu yazılımla birlikte bunu artarak piyasada devam edeceğini düşünüyoruz. Her zaman matbaalarda mutlaka bir substitute olarak, yani tamamlayıcı bir ürün olarak bu dijital VersaFire Basic giriş makinesinin tüm matbaalarda bulunmasını istiyoruz. Ve onlara işlerini tamamlayıcı bir unsur olarak verimliliklerine katkı sağlayacağını inanıyoruz. Bu konuda desteğimiz, çalışmalarımız devam edecek. Yani bildiğiniz gibi biz her zaman bunu söylüyoruz. Biz Türkiye'nin en büyük servis ekibine sahibiz. 35 kişi çalışıyor servis departmanımızda. Ve bu servis ekibi de bugünden yarına kurulmuyor Akif Bey. Şöyle söyleyeyim. Ben 2001 Kasım ayından beri Heidelberg'de çalışıyorum. Heidelberg'in kuruluşundan beri buradayım. Ve bu ilmek ilmek dokunan, örülen bir çabayla bu servis ekibi kuruluyor. Ve her gün bu ekip her yıl Almanya'ya gidiyor. Eğitimleri güncelleniyor. Ciddi yatırım bütçemiz var. Biz her sene 150 bin euro bütçemiz var. Eğitim bütçemiz sadece. Bu eğitim bütçesine bu adamlarımızın daha iyi hizmet vermesi, daha hızlı tanı koyulması için, daha kısa sürede bu işi sonuçlandırması için yapıyoruz. Bunu kimse bu paraları harcamıyor kolay kolay ama biz buna harcamaya devam ediyoruz. Bizim bu Prenect Production Manager ekibimiz de çok güçlü bir ekip. Yazılım ekibimiz de. Yazılım ekibimizle birlikte servis ekibimiz bizim en büyük Heidelberg'in gücü de bu. Bu abonelik modelini özellikle VersaFire olsun, abonelikte olsun desteklemeye devam ediyoruz müşterimiz. Devam edeceğiz. Malum durup ertelendi. Önümüzdeki sene 20-30 Nisan 2021 tarihlerini. Fakat bütün herkes hazırlığını yapmıştı ve makinelerini açıkladılar. Yani var olan geliştirdikleri teknolojiyi bekletmediler. Ve Heidelberg de öyle yaptı. O kadar çok makine açıkladı ki takip etmekte zorlandık diyelim. Siz biraz bahseder misiniz? Bu makineler arasında en çok göze çıkan ve Türkiye pazarında karşılık bulmasına ihtimal verdiğiniz gelişmeler, yenilikler neler? Şimdi örneğin baskı öncesinden başlayalım. Baskı öncesinde Heidelberg'in Drupa'da en öne koyduğu şey işin başında artan rekabet koşulları, üretim maliyetleri ve üretim yapan firmaları da
daha düşük kâr marjleriyle müşteri hizmet vermeye zorladığını hepimiz biliyoruz. Bu noktada biz de müşterimizin teknoloji yatırım yapmalarını, temas noktalarını azaltıp daha az temas noktasıyla, daha hatasız, daha firesiz, daha kısa hazırlık süreleriyle düşen tirajlara karşılık hizmet vermelerini, karşılık vermelerini sağlayacak teknolojiye yatırım yapacak teknolojilik makineler üretiyoruz. Heidelberg, bu data dediğimiz çok önemli veri var elimizde ve bu 13 bin tane makineden çektiğimiz datalar üzerine gerçekleştirdiğimiz analizler sonucunda da bir matbaa makinesinin verimini düşüren bölümler operatör ve süreç ilişki kayıpları olduğu ve girişim potansiyelini de bu alanda yattığını ortaya çıkarttık. Baskı öncesinde temas noktalarını azalttık. 6 tane temas noktasından 2 temas noktasına indirdik ve 2 temas noktasıyla kalıbın takılmasından kalıbın konveyörle bantla makineye iletilmesine kadar süreçteki 6 manuel temas noktasını 2 manuel temas noktasına indirdik. Baskı öncesindeki yeniliklerimiz bu kısaca. Makinenin kalitesi, makinenin hazırlık süreleri, makinenin çıkartmış olduğu sonuç gerçekten başarılı. Full otomasyon bir makine ortaya çıktı ortada. Bunu Drupa'da bunu göstermeyi planladık ama Drupa olmasa bile halen şu anda makinamız şeyde kurulu. Heidelberg'deki Wiesloch'taki demo merkezimizde. Diğer yandan baskı makinesinde yine operatörden ve bağımsız operatöre inisiyatif vermeyen süreçlere odaklandık. Yazılım tarafındaki birinci iyiliğimiz yenilenmiş kumanda masası işletim sistemimiz. Bu yenilik yenisi Speedmaster baskı makinelerinin şimdiye kadar üretilmiş en akıllı ve en otomasyonlu offset baskı makinesinin olmasını sağlayacak. Burada önemli konulardan bir tanesi de Artificial Intelligence dediğimiz yapay zeka. Heidelberg yapay zeka teknolojisine yatırım yapıyor yeni makine, yeni nesil makinelerinde. Heidelberg kullanıcı deneyimi olarak adlandırılan kavramdaki işletim sistemimiz Heidelberg UX, makinenin tüm fonksiyonlarını kontrol edip operatörden bağımsız olarak iş geçiş ve hazırlık sürelerini otomatikleştiriyor. Ayrıca yeni Prinex Central XL3 kumanda masası ve Speedmaster işletim sistemi içerisinde IntelliStar 3 iş kontrolü, kontrolü, takibi ve otomasyonu ve yazılımı, makine hazırlık ve baskı sürelerini takip ve kontrol eden IntelliRun navigasyon yazılımı. Baskı makinelerinin üzerine LED ışıklar koyduk. Bu LED ışıklarda süreci takip edebiliyorsunuz. Her ünitenin üzerine mavi ışık, yeşil ışık ve sarı ışık var. İşte mavi ışık yandığında baskı sorunsuz işlem yapıldığını görüyorsunuz uzaktan baktığınızda üniterlerde. Yeşil ışık baskıya hazırlık olduğunu gösteriyor. Sarı ışık yandığında manuel müdahale gerektirdiğini söylüyor. Yani uzaktan baktığınızda bütün üretim sürecini de takip edebiliyorsunuz. Makineden ne olup ne bittiğinde hakkında üretim aşamasında bilgi sahibi oluyorsunuz. Bütün bu baskı hazırlığının yapıldığını ve müdahale edilmesi gereken bir durum olduğunu operatöre ileten IntelliLine yazılım diye bir yazılımımız da var. Yani biz otonom baskı hedefimiz. Hep onu söylüyorduk bu push to stop modeliyle. Donanım tarafına geldiğimizde plate to unit diye bir makine var. Bu plate to unit şu, yani çok basit anlatımıyla özel bir konveyör sistemiyle CTP'den hiç el değmeden makineye kalıplar takılıyor. Bu sistem komple bir endüstriyel üretimi sağlıyor. Hata payı neredeyse sıfıra indiriyor. Yani kalıpların kırılması, kalıpların hasarı uğraması tamamen elimine edilmiş oluyor. Hatasız olarak el değmeden kalıplar CTP'den bir konveyör bantla galeriye taşınıyor. Galeriden de makineye takılıp sıfır hatalı ambalaj üretimi gerçekleştiriliyor. Daha yeni nesil Inspection Control ve Impress Control Spectrophotometric Automatic Inline Renk Ölçüm Sistemimiz daha ileri noktaya taşındı ki bunlar tamamen Heidelberg'in patentli ürünleri. Evet. Bunların yeni jenerasyonları geliştirildi. Drupa'da ve Speedmaster 2020 yeni makinelerimizde bunları göstereceğiz. Diğer yandan High Color Pro nemlendirme sistemimiz sayesinde offset baskısının ayrılmaz parçası olan nemlendirme sistemimiz tamamen dijital kontrollü hale getirildi. Yeni Foilstar Cure teknolojisiyle özellikle in-mold etiket yapan müşterimizin folyolarının soğuk yalgızın tutunma kuvveti arttırılarak daha stabil bir üretim yapmalarına imkan verildi. Bu arada yeni CutStar bobinden besleme makinamızı
o çıkacak ve Türkiye'deki AML'de biliyorsunuz dünyada ikinci büyük ülkeyiz. IMOD label'da. IMOD label'daki ikinci büyük ülke olarak özellikle yeni nesil CatStar, bobinden tabaka, besleme tabaka kesim makinesi bizim Türkiye pazarında karşılık bulacağına inanıyorum. Baskı makinelerimizle birlikte olmak üzere yeni XL 106 Plate to Gallery sistemi ile birlikte çok yüksek otomasyonla çalışan endüstriyel matbaalar buna cevap vereceklerdir diye düşünüyorum. Peki sadece meraktan soruyorum. Şu baskı öncesinde 6'dan 2'ye düşürdünüz ya temas noktasını. Hangi iki nokta onlar? Birisi kalıbın takılması. Onu şöyle ifade edeyim. Paletlerin yüklenmesi var kasede. Ondan sonraki aşamaları ne vardı? İmaj bölümü vardı yüklerinden sonra. Kalite kontrol elle yapılıyordu. Ondan sonra bender kısmı vardı. Kalıp kıvırma kısmı vardı. Bunları tabii ki sıraya koyma vardı, sort etme vardı bu tüm kalıp. Var. Bütün bu süreçleri, stacking dediğimiz süreçlerin hepsini sadece makine otomatik hale getiriyor tüm stepleri. Sadece kalıp takıyorsunuz ve Trolley'den de kalıplar alıyorsunuz. O kadar. Sadece kalıbı bırakmak ve tekrar geri almak Tekrar geri için. almak. Evet. Evet, Şu bunun için aradaki 4 tane step elimine edilmiş oluyor. 6 step. anladım. Tüm otomatik bir proses haline getirdim. Evet, burada mümkün olduğu kadar insan ihtiyacı, operatör müdahalesi azalıyor. Bu da daha fazla yüksek kalite ya da daha az fire vesaire gibi bir takım avantajlar getiriyor anladığım kadarıyla. Buradan başka yerlere doğru gider ama biz gitmeyelim, duralım. Şimdi bütün bu pandemiden dolayı durup ertelendi. Bu arada Bütün bu ben bir şey daha pandemi... söylemek istiyorum. Biz Buyurun. aslında önemli iki tane daha bölümümüz var. Biz hem baskı öncesi hem baskı baskı sonrasından da kısaca bahsetmek istiyorum müsaade Lütfen, ederseniz. buyurun. Baskı sonrasında da Heidelberg biliyorsunuz baskı sonrası en çok matbaalarda ve ambalaj firmalarında darboğazın olduğu kesim. Ve en çok işçilik baskı sonrasında kullanılıyor. Baskı sonrası bölümü operatör bağımlılığı en yüksek bölüm. Yani o tarafın otomatikleştirmesi konusunda Heidelberg robotik çözümler ve yazılım çözümleri ortaya koyuyor. Ve otonom üretim sistemleriyle rekabetçi olunabileceğini ortaya koyuyor. Çünkü artık bu pandemi sürecini gördüğünüz gibi matbaaların artık oturup insana daha çok bağımlı olmayan, operatöre bağımlı olmayan, daha çok teknolojiye bağımlı olan yazılımların yönettiği matbaalar ortaya haline gelmesi gerekiyor ki kendilerini rakiplerine göre farklılaştırıp rekabetçi olabilsinler. Gördüğünüz gibi birçok matbaamızda duyduk, çok üzülerek takip ettik. Birçok çalışan arkadaşımız, oradaki emekçiler rahatsızlık geçirdiler ve matbaalar üretimlerine özellikle ambalajda işin büyüyen tarafına etikette bu taleplere cevap verebilmek adına yüksek mesailer mesai bedelleri ödemek zorunda kaldılar, çalışanlarına yüklenmek zorunda kaldılar. İnsanlar çok ciddi bir çaba içinde bulundular. O yüzden teknolojiye yatırım yapmak, makinelerin hazırlık sürelerini kısaltmak, prosesi ve insanın manuel müdahalesini ortadan kaldıracak önlemler almak bence matbaaların önceliği olması gerekiyor. Özellikle yazılım çok önemli. Ben onu hep görüyorum. Postgres'teki yazılıma yatırım da çok önemli. Heidelberg bu konuda lider. Hem IBM sistemiyle erişim olacak, hem de sonlandırma kenarı üretim datalarının kaydı tutulmuş oluyor. Diana X, Diana Smart, Diana Packer, Diana I, yeni Digimatrix 106 modelimiz var. Lazer şekilli kesim ve pilyaj makinemiz. Çoklu lazer kafalı. Prinec'le entegre, workflow sistemine entegre bir sistem. Katlama yapıştırma makinelerimizde, ProMatrix makinemizde, özellikle MasterSet kamera pozlama sistemli makinemizde. Hepsi Multimatrix. Tüm bu yeni makinelerimizde yazılımlarda entegre edilebilir hale gelecek. Bunların hepsini yeni 2020 yılına itibaren görebileceğiz. Ya bunun üzerinde çok duruyorsunuz da bu IoT denilen şey hakikaten güvenebileceğimiz bir şey mi? Internet of Things. Bütün her şeyi böyle yazılımlara yüklemek, sorumlulukları, makinenin bütün takiplerini yazılımlara yüklemek, o yazılımlara daha fazla güvenmek. Sizce ne kadar güvenli? Şu anda hepimiz ERP sistemi kullanıyoruz değil mi? Bütün mali şirketler tüm mali kayıtlarını, muhasebe kayıtlarını, defter kayıtlarını bu sistemler üzerine tutuyorlar. Ve şirketimiz bile bütün bakınız e-defter, e-fatura, e-arşiv her şeyimiz şu anda bulutta. Her şeyimiz şu anda
şeyde geçiyor ve bunun o zaman da herkes bunu sorguladı. Ne kadar güvenilir ama bunların hepsinin backupları var. Bunlar gerçekten artık şeyi bir şekilde ispatlamış sistemler güvenilir. Ve Heidelberg Clinic Production sistemin dünyada tek entegre işletim sistemi. Bütün prosesleri içeren. Bu sistem de abonelik modeli üzerine çalışıyor. Bu sistem de aynı tüm yazılımlarda olduğu gibi ciddi anlamda süreçleri kontrol edebilme imkanı sağlıyor. Ama güvenmek zorundayız ve ben de güveni bugüne kadar da problemsiz de işliyor bu sistem. Sadece Türkiye'de değil ama dünyada kullananlar var. Evet, yani pazarda özellikle satış ekibindeki arkadaşların çok fazla karşılaştığı bir tepki, geleneksel bir tepki olduğunu tahmin ederek ben de herkesin huzurundayken bir sormak istedim bunu. Bununla ilgili cevabınızı herkese duyurmak istedim. Uçuşlar yeni yeni başlıyor. Almanya'ya gideceğiz, gidemeyeceğiz bilmiyorum. Fakat siz Drupa'yı ikiye bölmüştünüz. Drupa'nın fuar alanındaki etkinlikler ve Wiesloch'taki kendi demo merkezinizdeki. Orası zaten fuar alanından çok daha büyük bildiğim kadarıyla. Heidelberg İstanbul'da karşılaştım. Ve biz oraya ara ara matbaacılar gidiyorlardı. Güzel bir iki gün geçiriyorduk. Yeni teknolojileri yakından görüyorduk. Ama şu anda fiziki olarak herhangi bir seyahat imkanımız yok. İnsanlar ister mi? O ayrı bir konu. Sizce Wiesloch'a ilk fiziki ziyaret ne zaman olur? Şimdi geçen hafta yönetim kurulu başkanımız bir canlı team meeting yaptı bizimle, görüntülü. Team meeting'de Fransa'nın genel müdürü bu soruyu sordu. Dedi ki ne zaman başlayacak turlar dedi. O da şaşırdı, dedi ki zaten dedi her hafta dedi karayoluyla birisi gelip fabrikada küçük demolar yapılabiliyor dedi. Yani özel planlanmış makinaları görmeye gelmek isteyenlere buyurun gelin görün diyoruz dedi. Ama tamamen bu tabii ki resmi olarak ilan edilmedi ama çünkü fabrikada kısa çalışma var şu anda. Dünyada bu pandemik durumdan dolayı kısmi zamanlı çalışılıyor. Tahmin ediyorum yeni uçuşlar açık hale geldikten sonra Wiesloch'taki fabrikaya sonbaharda turlar düzenlemeye başlarız diye düşünüyorum. Evet. Bizim şu anda yaptığımız gibi sanal bir takım şeyler, çalışmalar çok fazla gündemde. Çünkü insanların bir araya gelme, toplanma ya da bir şeyleri anlatma ihtiyacı var. Wiesloch'a yapılacak sanal bir tur ya da sizin düzenleyeceğiniz sanal bir eğitim internet üzerinden ya da daha da öteye götüreyim işi, sanal fuar. Biliyorsunuz çok yakında bir sanal fuar başlayacak, uluslararası fuar. Bunlarla ilgili görüşünüz nedir? Bir de sürekliliği olur mu sizce? Yani bütün her şey ortadan kalktı, artık seyahat imkanı varken insanlar sanal eğitim vesaireyle ilgilenirler. Şimdi şöyle bir durum var. Bayramdan önceki hafta sosyal medya kanallarımızdan uzaktan demolarımızla ilgili bir duyuru gerçekleştirdik. Almanya demo merkezimizde bulunan offset baskı, dijital baskı, etiket baskı, baskı öncesi, baskı sonrası ve tüm yazılımlarımız için gerekli proje bazlı gerekse özel gruplara canlı video çekimleriyle, bağlantılar ile canlı demolar gerçekleştirebiliyoruz. Bu demoları müşterimizin özel ve özel işi veya hazır işlerimiz arasından seçilenler ile yapabiliyoruz. Müşterimiz istedikleri konuları sorabiliyorlar, yönlendirebiliyor ve biz de arzu ederse müşterimizin yanında bulunuyoruz. Hazır bulunuyoruz bu demolar sırasında. Uzaktan canlı gösterile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Bizim Speedmaster CX75 makinamızın canlı baskı gösterisini geçtiğimiz yıl internet ortamında gerçekleştirmiştik. Herkes açık yapmıştık. Aynı şekilde Diana Go 85 kutu katlama yapıştırma makinamızın da, katlama makinamızın da gösterisini canlı yapmıştık. Biz de bu dönemde ne yapıyoruz Heidelberg Türkiye olarak? Müşterimize spesifik webinarlar yapıyoruz. Yani müşterimize team meeting yapıyoruz ve onlara makinemiz hakkında ziyaret edemediğimiz müşterimize görüşüyoruz. Diyoruz ki işte makine hakkında bilgi veriyoruz ilgilenen müşterimize. Yazılımlarımız hakkında, makineler hakkında ama neticede şunu söylemem gerekir. Siz milyon euroluk bir makine alıyorsunuz. Biliyorsunuz makinelerin fiyatları çok milyon eurolarla ifade ediliyor. Yani mutlaka milyon euroyu alan bir müşteri işine girip orada fiziken denemek, görmek isteyecektir. Bazı müşterimiz bu makineyi görmeden de alıyor çünkü o makineyi biliyor. Heidelberg inanıyor, güveniyor. İkinci, üçüncü, dördüncü makinesinde bu teste gerek duymuyor. Ama rakip makinelerin kullanılan matbaalar mutlaka denemek istiyorlar.
Dokunmak istiyorlar makineyi, görmek istiyorlar. Ve biz de istiyoruz ki oraya gelsinler, görsünler. Çünkü dünyanın en büyük matbaa şov, ambalaj ve matbaa makineleri showroom var, iki tane. Ve eşi benzeri yok. Ve büyük bir teknoloji. Ve mühendisleri, mühendis olan genç nesili inanılmaz etkiliyor. Dolayısıyla bu konuda zaten altyapımız var, devam ediyoruz diyorsunuz. Evet. Devam etme ihtimali de var. Peki satış ekibinizle temaslı olmak yeterli mi? Yani Vistor'da bir canlı baskı ya da kendi işinizi yaptırmak için, böyle bir sanal bir şey oluşturmak için tercih edelim. Tabii ki satış ekibimiz bu konuda hemen ilgili kişi, ilgili account manager, satış müdürü hemen gerekli organizasyonu yapıyor. Tüm altyapı IT departmanı tarafından sağlanıyor. Gerçekten de başarılı işler yapıyoruz. Son bir soru daha soracağım. Önümüzdeki dönemle ilgili bir sürü tahminler var tabii. Siyasi, ticari, hatta astroloji ile ilgili tahminler var. Yani ilginç şeyler. Biliyorum siz Nisan'dan Nisan'a yılı hesaplıyorsunuz ama bir sonraki Nisan'a kadar epey bir vaktimiz var. Ne öngörüyorsunuz Heidelberg Türkiye açısından ve Türkiye basım endüstrisi açısından? Şimdi açıkçası geçen yıl 2019 mali yılı, bizim 31 Mart 2020'de biten mali yılımız bizim için başarılı bir mali yıl oldu. 110 ünitenin üzerinde baskı makinesi ve ona bağlı olarak da baskı sonrasında da bir sürü makine sattık. Bu size büyük bir sorumluluk yükledi aslında, evet, çünkü tekrar edilmesi gereken bir başarı. Aynen, evet. Şimdi tabii ki dünyanın en başarılı şirketi olduk biz. Bunu buradan ilan etmek istiyorum. Biz Heidelberg Türkiye olarak Heidelberg'in dünyadaki 170 ülkesi içindeki en yüksek performans gösteren en iyi ekibi olduk. Bravo, tebrik ederiz. Biz hatta bu sene bize verilmesi beklediğimiz bir ödül vardı ama pandemi nedeniyle ödülümüzü alamadık. O yüzden biraz içimiz buruk ama ben buradaki bu emeği olan tüm ekibimize çok teşekkür etmek istiyorum. Ciddi bir emek var arkasında, ciddi bir ekip var bu işte. Bu tabii ki bu önümüzde böyle yine bizim aynı hedeflerimizin peşine koşmaya devam edeceğiz. Şu durumda biraz ekonomi hakkında birkaç bir fikrimi söylemek istiyorum. Lütfen. Gördüğünüz gibi bu kriz, bu pandemik durumda Türkiye'de ben şeyleri inceledim. Tüm sektörü anlamda sektörleri inceledim. İlk önce birinci sadece bu bir grafik düşünün gözünüzün önünde. Bu grafikte tüm sektörlerin inşaat, turizm, kırtasiye, işte sağlık, tüm sektörlerin bireysel emeklilik ve pandemi öncesi ve sonrası grafikleri var, satış grafikleri var Türkiye çapında. Özel iyi bir çalışmaydı. Gıda sektörü %20 büyümüş. Normal şartlarında %20 üzerinde büyümüş. Ve insanlar ciddi anlamda gıdaya, yemeğe para yatırmışlar. Bireysel emeklilik düşmüş. Turizm en kötü düşenlerden bir tanesi. İnşaat biraz daha, nalbur, işte hepsi bir düşüşe geçmiş. Ama gıda sektörü çıkışta. Evet. Baktığımızda biz bunu bizim uzaktan erişimle makinalarımızdan aldığımız üretim verilerine Türkiye'de baktığımızda da gıda ambalajını üretim yapan etiketçilerimiz, biliyorsunuz biz Gallus diye bir markamız var. Çok önemli markamız. Türkiye'de bir tane Label Master makine sattık bu sene. Bir tane dijital hibrit makinesi verdik etiket sektörüne. Bu makinelerinden de aldığımız datalarda görüyoruz ki gıda ve üretim yapan tüm sektörler çıkışta. Biz bu konuda şanslıyız. Yani bizim ambalaj sektörü üretim verileri açık ara ayrışmış. Ticari matbaa tarafı tabii ki aynı şeyi söylemiyoruz ama yani ambalaj sektörü packaging'de ciddi bir çıkış var. Ben o yüzden olumluyum gelecekle ilgili olarak. Ve Türkiye'nin bu dönemde de Çin'deki bu durumdan dolayı çok etik olmayan durumlardan dolayı da Türkiye'nin yıldızının parlayacağını düşünüyorum. Şu anda ben bir ekonomik veri daha söyleyeyim. Dünya, Avrupa'da ortalama asgari ücret 1600 euro. Çin'de 500 euro yaklaşıyor. Türkiye'de 370 euro. Polonya'da 600 euro. Macaristan'da 550 euro. Türkiye'de 370 euro. Türkiye şu anda üretim olarak o kadar ucuz ki işçilik anlamında. Şimdi düşünün, Türkiye'nin geçen sene toplam satışların içindeki işçilik payı %15'lerden %9'lara düştü şu an. Avrupa'da %26 ile 30 arasında. Şimdi düşünün, Türkiye hakikaten işçilik anlamında çok ciddi ayrışıyor.
Ama şunu da söylemem gerekiyor ki hem teknolojiyle birlikte işçilik giderliğini, teknoloji yatırımla birlikte ve işçilikle birlikte yazılımla bu üç bileşeni Türkiye'deki yatırımcılar iyi yönetirlerse açık ara Avrupa'da, dünyada pazar payımızı artırmış olacağız. Benim sektörle ilgili bakış açım olumlu. Olumlu. Siz şimdi bu konuya girdiniz. İzleyicileri de alttan takip ediyorum ben kimler geliyor diye. Aramızda ustabaşları, makine başında çalışan ustalar vesaire var. İşçilik ücretlerinden bahsettiniz. Tabii ki şey, hani sektör açısından olumlu gibi görünse de asgari ücretten bahsediyoruz neticede. Çin'den tabii bile gerideyiz. Ama genel söylüyorum yani tabii ki. Ama mesela ustalarımız, makine başında çalışan ustalarımız asgari ücretten çalışmıyorlar. Tabii ki. Onlar da şimdi diyecekler ki ya madem biz işçilikte bu kadar aşağıdayız, hiç olmazsa Çin'e çıkmak için patronlar bize biraz zam yapsa. Siz bu noktada şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Üretime müdahale eden, üretimin temel parçası olan halen operatörlere ve yardımcı operatörlere sağlanan ortam, kazanç vesaire gibi konularda değerlendirme yaparsanız nasıl düşünüyorsunuz? Yani gittiğiniz matbaalarda mesela işte artık daha donanımlı olması lazım ustaların. Hangi açıdan? Kimyasal solumamak açısından. Bunu şimdi öğrendik bu pandemide. İşte biraz daha iyi kazanmaları lazım. Farklı bir takım gıdalar almaları lazım. Farklı bir takım sigortalara tabi olmaları lazım. Mesela özellikle işte akciğerle ilgili özel bir sigorta yapılmalı bence mesela bir operatörü gibi. Bu açıdan bir fayda sağlar mı sizce baskı operatörlerine, patronları tarafından yeni bir takım ilave kazançlar şeklinde? Bu yeni normalde çalışanların çalışma koşulları eskisi gibi olmayacak. Onlar daha çok beklenti için olacaklardır. Haklılardır. Yani haklı olarak diyeceklerdir ki ben daha iyi çalışma koşulları talep ediyorum. Çünkü ben risk altında çalışıyorum. Ama bu sadece bizim sektörümüz için geçerli değil. Her sektörde böyle. Ama ben kendim şunu söylerim matbaalarla ilgili olarak. Bizim Heidelberg kullanıcısı matbaaları sık sık ziyaret ediyor. Bizim makinamızı yatırım yapan müşterimizin matbaalarına girdiğim zaman gerçekten hastane gibi. Gerçekten çok benim hoşuma gidiyor. Yani ben Avrupa'daki matbaalarından çok farklı görmüyorum şu an Türkiye'deki matbaalarımızı. Eskiyim bu sektörde. 20 sene önce gittiğim zamanki matbaalardan çok farklı noktalara geldiler matbaalar. Girdiğiniz zaman, testlere baktığınız zaman hijyen koşulları çok ciddi anlamda sağlanıyor. İçerideki nemlendirme, içindeki havalandırma koşulları. Yani bizim sektörümüzdeki ambalaj üretimi yapan müşterilerin matbaaları eskisi böyle 10 yıl önceki, 15 yıl önceki matbaalar değiller. Yani evet. Ofislere yatırım yaptığı kadar matbaalar, üretim hatları, matbaa patronları, üretim çalışanlarının yaptığı alanlara da çok ciddi hijyen koşulları sağlıyorlar. İyi ortamlar sağlıyorlar. Ama tabii ki sigorta ile ilgili olsun, şey de olsun. Eski yani o da orada da devletin koymuş olduğu kontrol mekanizmaları çok devreye girdi. Ben bugün matbaaları sigortası çalışan 20 yıl önceki gibi olduğunu düşünmüyorum, zannetmiyorum. Zaten bunun mümkünatı da yok. Evet. Yani, bizim sektörün kendi içimizde bulunduğumuz sektörde çocuk işi de görmüyorum. ve böyle bakıyorum her gittiğim matbaada ellerinizi yıkıyorsunuz, dezenfekte ediyorsunuz, ayakkabılarınıza özel korumalı ayakkabılar giriyorsunuz, üretim alanına girerken kafanıza bone takıyorsunuz, özel kıyafet giyiyorsunuz, hijyen bir ortama girdiğinizde içerisine bakıyorsunuz, yerler epoksi, bütün duvarlar boyalı, hiçbir şey yok, nemlendirme ortamı çok iyi. Yani hastane gibi matbaalar var şu an Türkiye'de. Var, doğru, haklısınız.